Sitemize gelen bir soru şöyle: "Kararan gecelerin sabahı erken olur" ifadesini izah eder misiniz? Bu ifade Üstad Bediüzzaman'a mı aittir? Evet. Bu ifade Risale-i Nur'da geçiyor. İki yerde geçiyor. Birisi Ali Ulvi Kurucu abinin ön sözünde, Tarihçi Hayat'ın ön sözünde geçiyor. Bir tanesi de Cevdet Sezer ismini bir zatın Üstad'la alakalı yazdığı Bediüzzaman makalesinde geçiyor. Tahlillerde, Tarihçi Hayat'ın son kısımlarında geçiyor. Üstad'ın ifadesi olduğuyla alakalı benim böyle bir şeyim yok, duyumum yok. Çünkü Risale-i Nur'un normal şeylerinde geçmiyor. O gibi iki yerde geçiyor. Fakat fiziki bir kaideyi burada maneviyata tatbik etme durumu var. Çünkü meşhur bir mana bu. Fizikte nedir diyelim mesela? Gece karanlığı temsil ediyor ve karanlığın en zifiri olduğu vakit güneşin doğmaya yakın olduğu vakittir. Dolayısıyla burada da hadiseler zorladığı vakit hakikat güneşin çıkmasına zemin hazır ediyor anlamı verilmiştir. Evet. Yani maneviyata tatbik edildiği vakit. Mesela Cenab-ı Hak fetret dönemi yaşatıyor insanlara. Fetret dönemi. Bu fetret dönemi dediğimiz dönem peygamberlerin gelmediği dönemdir. Ondan evvel genellikle bakıyorsun ki baba peygamber, evlatlar peygamber, torun peygamber. Çok enteresan. Kardeş peygamber mesela. Hz. Musa aleyhisselam, Hz. Harun aleyhisselam, Hz. İbrahim aleyhisselam. Evlatlarından Hz. İsmail, Hz. İshak aleyhisselam. Hz. İshak'ın evladı Hz. Yakup aleyhisselam. Hz. Yakup'un evladı Hz. Yusuf aleyhisselam. Yani baktığınız vakit bir köyde bile aynı anda peygamberler bulunabiliyor. Fakat Cenab-ı Hak 400 küsür sene peygamber nurunun olmadığı, yani İsa aleyhisselamın dinini bozuyor insanlar. Ondan ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelene kadar ki dönem, yani yaklaşık bir 400 küsür sene bu manada bir inkıta dönemi, peygambersiz dönem yaşıyor. Ama bu hakikat güneşinin en parlağı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Nur-u Muhammed'in doğmasına vesile olan zifiri bir karanlığı Allah yaşatıyor. Tarihte bunlar çok var. Değil mi? Evet. Şimdi bakıyoruz diyelim mesela başka bir şey. Osmanlı'nın kuruluşu. Bir taraftan Moğol belası. Bir taraftan İslam aleminin ciddi manada dağılması. Bir taraftan ciddi manada zulümler. Bir tarafta Haçlılar. İç karışıklık. Çok ciddi. Hem iç hem dış karışıklık. Yani Haçlılardan, Moğollardan, Güney'den, ondan sonra İslam aleminin dağılmasından, perişaniyetten, her taraf böyle. Herkes bir nur bekliyor artık. Yani zifiri bir dönem ve Cenab-ı Hak Osmanlı'yı nasip ediyor. Yani baktınız bakın durum böyle. Mesela 12 Eylül'den sonra çok ciddi manada bir Türkiye'de inkişaflar başlıyor. Ama o 12 Eylül dönemi, onun evveli olan o zifiri karanlık, o sıkıntılar 12 Eylül döneminin akabindeki Türkiye'deki gelişmelere adeta zemin hazırlıyor yani. O zifiri karanlıklar, her tarafta sıkıntılar, kavgalar, dövüşler, ne eğitim var, ne ticaret var, ne sanayi var, ne bir şey var. Sağ sol çatışması. Sağ sol çatışmaları. Anarşi her yerde. Kimin kime vurduğu belli değil. Ama böyle bir vakitte Cenab-ı Hak bir anda güneşi bu malış yapıyor ve Özal dönemi geliyor. Ondan evveline gidiyoruz. 25 senelik bir kefere fecere dönemi yaşanıyor. Halk Partisi'nin o zulmü altında insanların inlemesi. Ondan sonra ezanlardan Allahu Ekber diye de Tanrı Uludur seslerinin 19 sene yankılandığı. Ondan sonra Müslümanların hapislere atıldığı, zindanlara atıldığı, Allah demeyen yasak olduğu, cemaatleşmenin ciddi manada suç sayıldığı bir dönemde bakıyorsun Cenab-ı Hak bir anda Menderes dönemini gönderiyor. Yani bu manada baktığımız zaman. Evet. Türkiye'nin şimdiki mevcut müspet gelişmesi, yani siyasi ama bunlar da buna örnek yani. Bakıyorsunuz ki ciddi manada işte mali problemler, sıkıntılar, krizler, her tarafta acaba neler olacak? 28 Şubat süreci, yani bakıyorsun ki dindarlardan öğretmen olanlar kendilerini gizlemek zorunda kalıyor. Akademisyenler kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlar. Ondan sonra işte Müslüman olan tüccarlara yeşil sermaye denip onların üzerlerine ciddi manada çullandığı bir vakitte Cenab-ı Hak bir anda Müslümanlardan yine böyle bir güneş adeta gönderiyor, parlattırıyor. Bütün bunlar hep var. Hep bu şey. Yahudilerin ciddi manada sıkıntılarının arkasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bu manada göndermesi. Yine bir ihtiyacın ve zifiri karanlığın adeta talep ettiği güneşi Cenab-ı Hak bu manada göndereceğinin bir alameti oluyor bunlar.
Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit devamlı bir sıkıntı yaşansa, karanlık yaşansa, zifirlik yaşansa ona göre de Cenab-ı Hak o zifirliğin derecesine göre nuru da o derecede gönderiyor. Yani güneşin gün dönümüne Cenab-ı Hakk'ın koyduğu o kanun insanlık aleminde tarih aynı şekilde cereyan aynı şekilde cereyan ediyor. Cereyan diyor. Şimdi Üstad Selim Hutbe-i Şamil'e diyor ki evet diyor bakınız zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Yani gece karanlıkla mı başladı? Evet. O zaman bundan sonra hep karanlık olacak. Değil. Gündüz. Gündüzden başladı. Evet. Bundan sonra hep artık gündüz ve nur alemi yaşanacak. Öyle değil. Grafik düz değil yani. Düz sürekli değil. Sürekli inişler evet. çıkışlar var. Ne var burada? Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi görünür. Bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nevi beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Hakkat-ı İslamiye'nin güneşiyle sulh-u umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmeti ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi hutbe-i şamedeki bu ifade net. Yani şöyle bir şey değil diyor zaman üstadımız diyor. Zaman böyle değil. Yani kötü başladın hep kötüye gideceksin. İyi başladın hep iyiye gideceksin. Karanlık başladın hep karanlığa, nur başladın hep nura gideceksin değil. Evet. Daire gibi her inişin yokuşu, her yokuşun inişi vardır. Her baharın bir kışı, her kışın da bir baharı vardır. Dolayısıyla Osmanlı en yüksek şahikalarda dolaşırken onun baharıydı. Sonra bakıyorsun ki Osmanlı'nın son dönemde kışı yaşama başladı. Avrupa tam tersine o zaman sefilleri oynuyordu. Daha sonra medeniyetle beraber şahikalara yükseldi, tepelere yükseldi. Ama şimdi onların inşallah dönüşü, inişi ve inşallah yerlerde sürünüşü bizim de inşallah tekrar ayağa kalkıp şahlanış dönemine gireceğimiz dönemdir. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit bu ifade çok net, çok güzel bir şekilde bize mesaj veriyor. Kararan gecelerin sabahı erken olur. Gecelerimiz çok karardı. Bundan sonra biz rahmet-i ilahiden sabahı bekliyoruz inşallah. O zaman bu sözü bir kelam-ı kibar olarak değerlendirmek mümkün. Öyle biliyoruz yani evet. Kelam-ı kibar evet. Allah razı olsun. Evet.